Herkese merhaba. Bu video gerçekten çok enteresan, güzel ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü 3 boyutlu yazı sahipleri cihazlarında genellikle çıktı alırken tek renkli veya çift renkli çıktı alıyorlar. Bugün inceleyeceğim CoPrint cihazı ile normal bir FDM yazıcınızdan 7 renge kadar çıktı alabileceksiniz ve bu renkleri cisim üzerinde istediğiniz gibi karıştırıp, boyayıp kendinize göre tasarlayabiliyorsunuz. Öncelikle ben size CoPrint cihazının nasıl üretildiğinden ve üreticilerinden bahsetmek istiyorum. Bu cihazı üreten iki tane genç üniversiteli arkadaş, FDM yazılarda renklendirme ile alakalı olan sorunu fark edip bunun için bir ARG yapmaya başlıyorlar ve uzun denemeler ardından, birkaç tane prototip ardından burada görmüş olduğunuz cihazın son halini oluşturmuşlar ve bu cihazı yaparken de yine kendi imkanlarını ve üniversitenin verdiği küçük bir atölye alanını kullanarak yapmışlar. Açıkçası bu cihazı normal bir firmanın yapmasındansa özellikle Türkiye'de iki tane genç arkadaşımızın yapması beni çok gururlandırdı ve hoşuma gitti. Ve benim de geçmişimde böyle hikayeler olduğundan dolayı bu cihaz beni çok heyecanlandırdı ve hemen denemek istedim. Fatih ve Hüseyin'le iletişime geçtim ve kendileri de sağ olsunlar bu cihazı bana gönderdiler. Ve bu cihazla alakalı güzel gelişmelerden bir tanesi de şu anda Kickstarter platformunda fonlanıyor. Ve hatta fonlamaya açtıktan çok kısa bir süre sonra fonlama başarıyla tamamlandı. Şu anda da hala devam ediyor. Yani hedeflerin çok üstünde ilerlemeye devam ediyorlar. Eğer siz de bu cihaza öncelikli olarak sahip olmak isterseniz veya incelemek isterseniz video açıklamasında Kickstarter linkini bırakıyorum. Oradan detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz. Peki biz bu cihazı aldığımızda bize temel prensip olarak nasıl bir çalışma sunuyor ve neler yapmamız gerekiyor? Birazcık onlardan bahsedebilirim. Öncelikle cihazın şurada görmüş olduğunuz gibi 7 tane Bowden tüpü var. Bu tüpler aynı zamanda arkadan da girişleri var. Bu girişe 7 farklı renkte filament takabiliyorsunuz. Yan yana dizdiğim bir mekanizma da bunları yan yana kullanabilirsiniz. Arkadan 7 tane filamenti giriş yaptıktan sonra şuradaki huni tarzındaki bir aparatla birleşip tek kafada extruder kısmına doğru gidiyor. Tabii ki renkleri nasıl organize ettiğini soracaksınız. Prosa Slider'ın şu an hala deneme aşamasında olan versiyonuyla cisim renklendirme yapabiliyorsunuz. Bu renklendirmeyi yaptıktan sonra hem cihazın içerisine hem yazıcının içerisine SD kart takmanız gerekiyor ayrı ayrı ve ikisinin de dosyaları farklı. Bunları tamamladıktan sonra hem cihaz üzerinden hem yazıcı üzerinden başlata basıyorsunuz. Ve yine 3 boyut yazının üzerine şöyle taktığınız bir buton yardımıyla filament değiştirme işlemi ne zaman olacağını cihaz zaten G-kodlarına gömülü şekilde biliyor. CoPrint cihazımız ise kafanın bu tarafa gelmesiyle filament değiştireceğini biliyor ve filament değiştirme organizasyonunu tamamen kendisi hallediyor. Ve önemli olan noktalardan bir tanesi ise kurulumu gerçekten çok kolay. Çünkü yapmanız gereken tek şey cihazı sabitleyip Bowden tüpleri bağladıktan sonra Z motorunun kablosunu söküp sadece cihazın altından takmak. Ve filament değiştirme sivicini de buraya yerleştirdikten sonra artık cihazın fişini taktığınızda çalışır hale geliyor. Yani yazıcınızın herhangi bir anakartından bir yerden bir şey söküp bir yere takmanız gerekmiyor. Cihazın içerisine hiç müdahale etmeden çok rahat bir şekilde bu cihazın bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Yani aslında cihazınızı eski haline döndürmek isterseniz de tek bir tane kablonun yerini değiştirmeyle, yani Z motorunu hemen şöyle taktığınız anda da cihazınız eski haline dönmüş oluyor. Tabii ki bir tane Bowden tüpü de tekrar oraya takmanız gerekiyor. Bu yönden kurulumu gerçekten çok basit. Bu arada bu cihazı istediğiniz bir yazıcıya entegre edebiliyorsunuz ama direct drive bir extruder'ınız varsa, yani sizin extruder motorunuz şuradaki kafanın üzerindeyse, o zaman kendi cihazınıza bazı değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Bu değişikliğin nasıl yapıldığı ile alakalı da yine CoPrint'in kendi YouTube sayfasında bir video olması gerekiyor. Eğer o linki de bulabilsem yine video açıklamasına koyarım. Veya siz de YouTube'a gidip CoPrint'in sayfasına bir göz atabilirsiniz. Ama eğer Bowden tüplü, yani arkadan beslemeli bir yazıcınız varsa, direct drive değilse yazıcınız, o zaman zaten hiçbir probleminiz yok. Buradaki kısa Bowden tüpünü takarak zaten cihazınızı çalışır hale getirmiş oluyorsunuz. Bu arada cihazınızı modifiye ettikten sonra illa sürekli olarak 7 filament basmanıza gerek yok. Yani tek renkli cihazınızı eskisi gibi kullanmak isterseniz de herhangi bir modifiye yapmadan yine tek renkli baskıda alabiliyorsunuz. Hatta bunun şöyle bir avantajı var. Bütün filamentlerinizi cihaza bağlayın. Daha sonra hangi renkte tek renk baskı alacaksanız bile, yani orada bile ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu arada renklendirmeyi genellikle FDM cihazlarda katman katman yaparlar ama bunda öyle değil. Yani siz bir mesela insan figürü düşündüğünüzde gözünüzü, göz bebeğinizi, onun içinde hatta küçük bir ayrıntıyı bile farklı renkler verebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Zaten birazdan sonuçları göstereceğim. Orada da gerçekten etkileneceğinizi düşünüyorum. Bu arada cihazın fiyatından bahsetmek gerekirse şu anda 330 poundluk bir fiyatı var. En yakın rakibi yanlış hatırlamıyorsam 800 dolar civarında. Yani bu cihazı aldığınızda çok ciddi şekilde maliyetlerinizi de böyle bir sistem kullanmak istiyorsanız kısmış oluyorsunuz. Bu da çok büyük avantajlarından bir tanesi. İsterseniz şimdi yazıcı kullanmaya başlayalım. Bakalım bu cihaz nasıl bir performans verecek ve nasıl çıktılar alabilmemizi sağlayacak. Bunu hep birlikte görelim. Öncelikle Prusa Slider'ın alfa versiyonunu açmamız gerekiyor. Bu bir deneme sürümü. Şurada görmüş olduğunuz gibi palet işareti var ve istediğiniz şekli buraya attıktan sonra
yazıyla alakalı bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Yazıcımız her bir rengi farklı bir extruder olarak atıyor. O yüzden buraya 7 rakamını yazıyoruz ve görüyorsunuz burada 7 tane de extruder var ve her birinin içerisinde farklı ayarlar var. Baskı ayarlarına geldiğinizde de çoklu extruder'a geldiğinizde burada geri çekme ayarları vesaire gibi işlemleri yapıyorsunuz. Ve renklendirme kısmına geldiğimizde nesneyi istediğiniz gibi renklendirmek için buradaki palete tıklıyoruz. Palete tıkladıktan sonra extruder'lara atadığımız renkleri de burada görebilirsiniz. Ve burada boyama işlemi yapmak için rengi seçip sağ veya sol tuşu kullanabilirsiniz. Bu arada isterseniz akıllı doldurma veya alan doldurma veya fırça modlarını kullanarak cismi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken direkt dilimle işlemini kullanmak. Çıkan G-Code'u yazıcının ve CodePrint'in anlayacağı şekilde modifiye edeceğiz. Bu da otomatik bir şekilde. Slice işlemi bittikten sonra gördüğünüz gibi burada temizleme kulesi ve cismimiz ortaya çıktı. Yani cismi bastıktan sonra son şekli bu halde olacak. İlk oluşturduğum G-Code'u balık olarak kaydediyorum. Balık 2 olarak kaydediyorum. Daha sonra CodePrint'in kendi programıyla bu G-Code'ları modifiye edeceğiz. Öncelikle Prusa Slicer'dan çıkardığımız G-Code'u seçeceğiz. Bu G-Code'u seçtikten sonra buradaki değer benim yazıcım için 212. Bu değerde aslında yazıcı kafamızın filament değiştirme butonuna bastığı nokta. Bunu switch'i monte ettikten sonra cihazı manuel olarak hareket ettirerek ekrandaki rakama bakaraktan kaç olduğunu anlayabilirsiniz. Diğer değerlere dokunmanıza gerek yok. Daha sonra Save Edited G-Code File diyoruz. Biz aslında yazıcının içerisinde bu edit edilmiş haldeki G-Code'u kullanacağız. Ona da E yazdım. Ve daha sonra da Save CodePrint File diyoruz. Bu da aslında bir TXT dosyası ve şu anda TXT dosyası. Bunu da CodePrint TXT olarak kaydediyorum. Burada editlediğim balık 2 E G-Code'unu yazıcımın SD kartına, CodePrint TXT dosyasını ise CodePrint cihazının içerisine takacağım SD karta atıyorum. Ve bundan sonra artık baskıya geçebiliriz. Baskılarımız bitti. Şimdi geldik sonuç kısmına. Cihazımızdan son aldığımız çıktı buradaki balık. Gördüğünüz gibi 7 rengi de kullanmaya çalıştım ve farklı farklı renklendirdim. Özellikle şu aradaki geçiş renkleri küçük yerler olmasına rağmen çok güzel görünüyor. Ve normal bir FDM cihazdan böyle bir çıktı alabilmek gerçekten çok iyi. Beni oldukça etkiledi. Tabii ki bu çıktıyı alırken bazı fedakarlıklar da yapmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi zaman. Normalde böyle bir nesneye çok daha hızlı basabilirken tabii ki filament değiştirdik
çözdükten sonra filamentin ucunda kalan rengi temizlemek için yanında şöyle de bir temizleme kulesi basıyor. Bu temizleme kulesi ve bu nesneyi aslında aynı anda basıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Tabii bu da doğal olarak süreyi uzatıyor. Bu arada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Temizleme kulesi buradaki nesneden daha ağır. Yani burada çok daha fazla filament gidiyor. Tabii ki bu noktaya değinmişken filament tüketiminizi de arttıracak bir şey. Ama bununla birlikte şöyle bir seçeneğiniz var. Siz normal bir renklendirilmiş cisim basarken temizleme kulesinde cismin aynısı olsun gibi bir seçenek yapabiliyorsunuz. Yani burada tam istediğiniz renkte sahip bir baskı alırken temizleme kulesi de cisminizin aynısı oluyor. Buradaki renkler istediğiniz gibi olmasa veya birazcık farklı, hatta bazen kötü bile görünse de yine fonksiyonel, fiziksel olarak aynı cisimden elde etmiş oluyorsunuz. Bence bu gerçekten kullanılabilir özellik ki bence mutlaka her zaman için böyle basılması gerekiyor. Bunun dışında şöyle gördüğünüz gibi farklı vazolar bastık. 7 renkle sanki içerisinde daha fazla renk barındırıyormuş gibi bir deseni var zaten. Yine bu vazonun farklı bir rengi de burada mevcut. Bu arada en etkileyici çıktılardan bir tanesi bence buradaki Squid Game'deki Baby Doll. Gördüğünüz gibi detayları tabii ki B-roll'lerle göstereceğim. Şurada tokası, saçlarının detayları, göz bebeği, dudak kısımları vesaire. Gerçekten FDM cihaza baskı sırasında hiç müdahale etmeden böyle 7 renkli bir çıktı alabiliyorsunuz. Bu gerçekten etkileyici. Daha fazla çıktı örneği de incelemek isterseniz aşağıda Kickstarter linkinde, yani proje sayfasında çıktıların detaylarını görebilirsiniz. Hatta projenin de detaylarını inceleyebilirsiniz. Toparlayacak olursak bu cihaz benim atölyemde olması gereken şeylerden bir tanesi. Ben buna karar verdim. Yani sürekli olarak 7 filament bağlı bir cihazımın olmasını istiyorum ve renkli çıktıları sürekli olarak almak istiyorum. Tabii ki bunun farklı kullanım alanları olabilir. Özellikle mimarlıkta FDM cihazdan çıktı alıp boyamak falan filan uğraşmak yerine birazcık baskı süresini uzatıp istediğiniz renklerde çıktı alabilmek gerçekten bence büyük lüks. Mesela şu ikisini karşılaştırırsak yazıcıdan çıkan tek renkli bir cisimle onun aynısının renkli bir cismin ne kadar hoş göründüğünün aradaki farkını görebilirsiniz. Bu ikisi aynı balık ama tabii ki şöyle baktığınızda bu gerçekten muazzam bir çıktı. Evet, biliyorsunuz kanalda bu tarzda incelemeler yapıyoruz. Teknoloji analiziyle alakalı incelemeler yapıyoruz. Bu cihaza benim puanım şu anda 10 üzerinden 9. Niye 10 üzerinden 9? Aslında 10 üzerinden 10 çok rahatlıkla verebilirim. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı ama nasıl çözülebileceğiyle alakalı bazı çözümler vardı ama bizim elimizde ulaşabileceğimiz bir çözüm yoktu. Şu anda Co-Print ile birlikte benim bu problemim çözülmüş oldu. Cihaz şu anda geliştirme aşamasında olduğu için 10 üzerinden 9 verdim. Yani bu cihaz seri üretime geçtiğinde zaten 10 üzerinden 10 olacaktır cihazın puanı. Yani siz de aslında gönül rahatlığıyla alıp atölyenizde kullanabilirsiniz. Ve bu projenin iki tane Türk üniversite genci tarafından yapılması, aynı zamanda dünyaya satışlarının olması gerçekten çok gurur verici ve heyecanlandırıcı. Umarım ülkemizde bunun gibi potansiyelde projelerde bol bol çıkar. Ve bunun gibi projeler için tek yapmanız gereken sadece bir çözüm üretmek için problem bulmak ve ondan sonra da o problemi nasıl çözebileceğinizle alakalı sürekli olarak çalışmak. Yine buradan Co-Print'i kuran Fatih ve Hüseyin'i de tekrardan tebrik ediyorum. Umarım kendilerinin çok daha büyük başarılarını da ilerlerde göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün yine güzel bir teknoloji inceleme günümüz oldu. Ve böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve heyecanlanmışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu bir tıkla beğenebilirsiniz ve kanala destek olmak istiyorsanız da kanala abone olmanız yeterli. Cihaz hakkındaki görüşlerinizi de yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.